Herkese merhabalar. Ben Doktor Nezih Karaca. Bugün sizlere çatlaklar neden oluşur ve nasıl tedavi edilir? Onları anlatacağım. Evet, çatlaklar. Özellikle bayanların çok büyük şikayetçi olduğu ama erkeklerde de ortaya çıkan çatlak problemleri nasıl oluşur, neden oluşur? Önce bunu bilmemiz lazım. Arkadaşlar, derimizin en üst tabakası epidermis dediğimiz bir tabaka. Bunun ortasında bir tabaka var. Dermis dediğimiz orta tabaka. Onun altında da yağ dokusu var. O orta tabakada özellikle kolajen, hep duyuyoruz ya kolajen. Kolajen ve elastin adı verilen iki tane protein yapıda madde var. Bunlar birbiriyle iç içe değişik şekillerde bağ oluşturmuş şekildeler ve cildinize şöyle tuttuğunuzda bakın lastik gibidir. Görüyorsunuz değil mi? Yani şu esnekliği, şu dinamikliği veren şey ikisinin iç içe birbiriyle sıkı tutunmuş haliyle aynı zamanda esneme kabiliyeti olmasıyla ortaya çıkan bir durum. Aslında derimizin altında birbiriyle halat gibi sarılmış, lastik gibi de esneyebilen bir yapı var. Bunlar kolajen ve elastin yapılar. Şimdi kolajen ve elastin proteinleri özellikle vücudumuzun her derinin olduğu her yerde var ve esnekliği sağlıyor. Ama değişik nedenlerle genetik yatkınlık sebebiyle, hormonal bozukluklar sebebiyle veya bunlar olmadan cilt normalden aşırı gerilirse, yani aşırı kilo alımında, bir kilo alıp verme olduğunda kilo aldığınızda ne oluyor? Yağ doluyor, deriyi geriyor. Gerdiğinde hızlı boy atımında ne oluyor? Kişinin genç, ergen bir anda boyu uzuyor. Deri daha buna hazırlanmamış, vücut bir anda kemikler büyüyor, geriliyor. Gerildiği zaman ne oluyor? Veya hamilelikte, en önemlisi, en çok karşılaşılan durum, hamilelikte kilo alımı yine, kilo alımı var, karın bölgesindeki o gerginlikle, o lifler geriliyor arkadaşlar ve bazı bölgelerde birbiriyle ayrışıyor. Pat ayrıştı. Şimdi bu lifler birbiriyle ayrıştığı zaman ayrışan kısımlarda böyle bir hat tarzında ip gibi, bir fay hattı gibi düşünün. O bölgede o ayrışmanın görüntüsü olan dışarıdan işte o çatlak görüntüsünü görüyorsunuz. Mekanizma bu. O lifler ayrışıyor ve hat şeklinde fay hattı gibi o bölgeye bütünüyle ayrıştığı için siz orada bir mor, önce kırmızı, mor bir görüntü görüyorsunuz. O kırmızı, mor görüntüler zamanla beyaz çatlaklar haline geliyor. Önce kırmızı, mor, sonra yavaş yavaş o bölge kendini telafi etmeye çalışırken beyazlaşıyor. Yani karın bölgesinde, kasık bölgelerinde, boyu uzayanlarda sırt bölgesinde, bel bölgesinde, diz arkalarında çatlaklar ortaya çıkıyor. Şimdi eğer altta bir hastalığınız yoksa, yani bir hormon bozukluğunuz yoksa, bir ilaç kullanmadıysanız, kortizonlu ilaçlar çok kullanmadıysanız, o zaman bunun başka sebebi fizyolojik olarak gerilmedir. Yani kilo aldınız demektir, hamile oldunuz o yüzden oldu demektir, hızlı boy uzaması oldu demektir. Sağlıklı kişilerde de olabilir. Ama bu da yine genetik yatkınlıkla alakalı. O lifler kolay ayrılmaya müsait kişilerde ortaya çıkıyor. Her hamile olan da çatlak olmaz. Bazı kişilerde her hamilelik sırasında çatlak olur. Bazı kişi 5 çocuk doğurur, çatlağı oluşmaz. O yüzden birazcık da genetik yatkınlık söz konusudur. Ama sonuç olarak çatlağınız oluştu diyelim. Veya çatlağınız var, rahatsızsınız. Arkadaşlar, bunun tedavi yöntemleri var. Şimdi onlara geçeceğim. Öncelikle çatlaklarınız daha yeni ise, yani kırmızı renk, mor renk ise, yani yeni oluşmuş bir çatlaksa, yani siz hamileliğinizin son 3 ayında bu çatlakları gördünüz, doğumunuzu yaptınız. Arkadaşlar, çocukların kırkı çıktıktan sonra, yani kendinize geldikten sonra, o daha kırmızıyken hemen tedaviye başlarsanız en iyi sonucu alırsınız. Doku, çatlak ne kadar taze ise o kadar hızlı cevap verir. Ne kadar gecikir, ne kadar beyazlarsa o kadar az cevap verir. Bunu bilin. Yani biz daha çatlaklar yeniyken geleceksiniz, tedavisini planlayacağız. Ne kadar gecikirseniz, bekar beyazlarsa o kadar tedaviye cevabınız azalacak, onu bilin. İkinci konu, neler yapılabilir? Bakın, çatlak tedavisinde değişik yöntemler var. Çünkü çatlak tedavisi zordur. Ben bir seferde şunu yapıyorum, tedavi çatlaklarını bitiriyorum diyorlarsa yalan. Neden yalan? Çünkü arkadaşlar şöyle düşünün. Alttaki dokunun altındaki o kolajen ve elastin lifler ayrılıyor. Şimdi altta bir mekanik ayrılma var, öyle düşünün. Bu ayrılma hassiz bıçakla
burayı kesmişsiniz ve yara oluşturmuşsunuz ve orada o yara izi nasıl ömür boyu kalır? Çatlakta da aynı bıçakla kesilmiş gibi dokular ayrılıyor aslında. Bıçak yok. Sadece alttaki doku ayrılıyor. Üstteki dokudan kesmemiş oluyorsunuz. Çatlağın tedavisi o yüzden bir zaman ister, özen ister, düzenli gelmeye gerektirir ve %100 olarak düzelmez. Sadece şunu söyleyebilirim. Daha çatlağınız kırmızıyken, morken, yani daha başındayken, daha dokular yeni ayrışmış ama birleşmeye müsaitken tedavi olursanız %90'a yakın düzeltme sağlanabilirsiniz. Ama dediğim gibi geciktirdikçe, beyazladıkça gelirseniz o zaman başarı oranınız sürekli azalır. Geciktikçe azalır. Genel olarak beyazlamış bir çatlağın toparlama ihtimali %40-50'dir. Yani siz 5 ay, 5 seans gelirsiniz, tedavi olursunuz, yarı yarıya düzelir. Yarı yarıya. Bunu bilin, tedavi olacaksanız da buna göre olun. Yoksa ben çatlağı yok ediyorum gibi bir şey maalesef söz konusu değil. Tedavileri neler? Hep söylüyorum. Hatta fraksiyonel lazerle ilgili bir video da çektik. Onu da izleyin. Fraksiyonel lazerin değişik dalga boylarındaki uygulamaların kombinasyonu çatlak tedavisinde en başarılı yöntemlerden bir tanesidir. Ne yapar? Orada mikrostütünler halinde delikler açar. O deliklerin yeniden o bölgede yenilenmesi sağlanırken yeni kolajen ağları, yeni fiberler oluşur ve orayı iyileştirirken orada bağlar kurarak çatlağın daha az gözükmesi yönünde her seferinde daha iyileştirici bir etki sağlayacak bir uygulamadır bu. Bu uygulamada düzenli uygulamak çok önemlidir. Ayda bir yapılır. Ortalama 5 seanslık bir uygulama gerektirir. Ama sadece fraksiyonel lazere bel bağlamıyoruz. Fraksiyonel lazeri ben hastalarıma yaparım ki burada 3 çeşit fraksiyonel lazer çeşidi var. Bunları değişik şekillerde kombine uygularsanız ama ikincil olarak iğneli radyo frekans gerçekten çok değerli arkadaşlar. İğneler giriyor çatlağın olduğu yere, öyle düşünün. Giriyor. Kaç milimetre derinliğe gireceğimizi biz karar veriyoruz. Şimdi bakın 7 milim, 6 milim, 5 milim, 4 milim, 3 milim. O derinliğe giriyor. Orada zaten bir delik açıyor, öyle düşünün. O delik iyileşirken oradaki çatlağın oraya yeni hücrelerin gelmesine katkı sağlıyor bir. İkincisi o iğne ucundan bir radyo frekans akımı veriyor arkadaşlar. İndiği derinlikte iniyor. Akım veriyor. O verdiği radyo frekans akımı esas kolajen üretimini tetikliyor. Ve bu sayede orada yeni bir yapılanma ortaya çıkıyor. Sımsıkı bir doku gelişmesi ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş uygulandıkça o bölgedeki çatlak daha belirginliğini kaybetmeye başlıyor. Yani biz fraksiyonel lazerle iğne radyo frekansı kombine ettiğimizde gerçekten daha olabilecek en iyi başarılı sonuç sağlıyoruz. Bunun dışında daha basit dermapen gibi, oraya mikro iğneleme yöntemleri gibi yöntemler var. Bazen de şunu yapıyorum. Mesela PRP yöntemini duymuşsunuzdur. Kan alıyoruz. Orada kanı ayrıştırıp o kanın sarı kısmını hastalara uygularlar. Bunun adı PRP'dir. Platelet Rich Plasma diye geçer. İçinde büyüme faktörlerinden zengin bir sıvıdır. Kendi kanımızdan ayrıştırılarak yapılır. Bazen bu iğneli radyo frekans yaptıktan sonra hastamızın üzerine bunu sürüyoruz. Etkiyi arttırıyor. Yani oradaki başarı oranını arttırıyor. Çünkü hem cihazla uyarı veriyorsun, zaten açtığın deliğe PRP'yi sürdüğünde emiliyor ve o da ekstra büyüme faktörleriyle oranın iyileşmesini hızlandırıyor, oranın toparlamasını hızlandırıyor. Kremler vesaire, sadece kremle düzelmez arkadaşlar, bunu bilin. Dediğim gibi şöyle düşünün, çatlak, derinin altında ayrışmış lifler. Ayrışan lifi bir kremle düzeltemezsin. Ancak orayı yeniden yapılandırman lazım. O da bu teknolojilerle mümkün. Evet, çatlak tedavisini bilmeniz önemli. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği olan bir yer. Doğru şekilde, doğru uygulamalarla iyileştirme, daha iyi hale getirmek mümkün. Size tek önerim şu, doğru teknolojileri kullanan bir yere gidin. Ama çatlaklarınız daha başındayken, kırmızıyken, morken gidin ki %90'a yakın düzeltin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sorularınız olursa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.